Özellikle vurgulamak istediğim bundan 5-6 yıl öncesinde zaten 2000'i konuşuyorlardı. Ama siz de biliyorsunuz ki Avrupa'da Alevilik Avrupa'da Avustralya'ya kadar birkaç tane örneği var bunu yaşadık. Mesela bir tanesi Avustralya'da bir çocuğun, bir Alevi Dersimli çocuğun özellikle Suriye sınırlarında Suriyelilerin içerisinde, Selefilerin içerisinde, IŞİD'lerin içerisinde görev yaptığını biliyoruz. Bunun yanında bir tanesi biliyorsunuz Diyarbakır'da bomba patladı ve bu bombalardan bir tanesi patlatan IŞİD'lerin içinde bir Alevi, devrimci bir Alevi'nin çocuğu. Onun yanında bir tanesi yine sınırda yakalandı. Avustralya'da bir Dersimli çocuk. Onun yanında vardı. Hanover'de yine bir çocuğumuzu cemevinin önünde geçerken tanıştırdılar, yani gösterdiler IŞİD'in içinde. Bu şu demektir bana göre. Artık Türkiye'de, yani dünyada Aleviler şunu iyi bilmesi lazım ki siz tanımını koymadığınız bir Aleviliği başkası tanım koyuyor. Kimler koyuyorlar? Özellikle tarikatçılar ve Selefiler vesaire dinci kesimin Aleviler üzerindeki, yani İnancı olmayan sadece Aleviler değil, bunlar Almanlar da, Hristiyanlar, Yahudiler, Katolikler de dahil bunun içerisinde, ama özellikle Alevileri üzerine ben konuşmayı yapacağım. Alevileri özellikle üç soruyla gidiyorlar. Zaten aileler de diyor ki Alevilerin özellikle aileleri eski devrimci anlayışına gidenler de bunu kullanıyor, ben görüyorum. Çoğunlukla değil ama yani gördüğüm, hani herkesi kastetmiyorum ama çoğu ailelerde şu var. Başımız Kur'an'a bağlı. Bizim Allah'ımız bir, peygamberimiz de bir. Şimdi bu üç temel üzerinde çocukları zaten abrukaya alıyorlar. Diyor ki zaten Hazreti Ali, Ömer, Osman zaten bugünkü siyasi partiler gibidir diyor. Sen niye onları düşünüyorsun? Çocukları böyle abrukaya alıp ve o IŞİD'in içerisinde, o Selefilerin içerisinde yer aldırmaya çalışıyorlar ve çocukların zihinlerini bulandırıp tarikatların içerisine koyuyorlar. Bu bir tehlikedir. Bugün Avustralya'daki durumu herkes biliyor. Dünya biliyor artık. Yaklaşık 27 senedir mahkemelikler. Peki bunun sebebi nedir? Yani bunu bir söylesene, bu çocuklarımız IŞİD'in içine nasıl gidiyorlar? Bunu bir şöyle bir irdelesinler. Siz kalkarsanız başında sazı Kur'an'ın altına da sazı korsanız, çocuklara, küçük çocuklara bunu öğretirseniz, ben size bir şey söyleyeyim. Bu çıkacak nokta yine IŞİD'in içinde de Selefilerin içerisinde çocuklarımız eksik olmayacak. Çünkü bizim başımız kendimize bağlıdır. Ama gönlümüz, yolumuz, dilimiz, ikrarımız da pirimize, mürşidimize, rehberimize, eşimize, aşımıza, pirimize, kibrelerimize ve ikrarlarımıza bağlıdır. Biz ziyaretlere, dergahlara, inançlarımız dinlerden farklı da budur zaten. O yüzden Alevilerin 2000 kişinin, 3000 kişinin özellikle sürekli artıyor aslında. Yani ben 3000 diyorum ama sürekli artıyor. Kusura bakmasınlar. Bugün İstanbul'u düşünün bir. Alevilerin halini bir düşünün. İstanbul'daki Alevileri ya da büyük şehirlerdeki Alevileri düşün. Sürekli başkasının ne der hesabıyla çıkıyorlar yola. Bu nereye gidiyor? Bu 3000'in içinde yok mular bunlar? Hepsi var. Bunlar sebep dedi. Nedendir yani? O yüzden temennim şudur. Bir an önce Alevi örgütleri, Alevi kurumları artık adını net korlar bunu. Yani kardeşim, biz ikrarlı bir toplumuz. Bizim başımız bize bağlıdır. Yolumuz, erkanımız bize bağlıdır. Bizim pirimiz var, mürşidimiz var, rehberimiz var, yolumuz var, babamız var, türbemiz var, Hacı Bektaş'ımız var, Pir Sultan'ımız var. Düzgün babamız var, Munzur babamız var. Yani ziyaretlerimiz var bizim. Bugün en kıyımlardan bir tanesi biz görmekteyiz. Mesela Allah'a emanet terimi İslam figürlerinin içerisinde kullanılan bir cümle. Eskide halbuki Aleviler şu cümleyi kullanırlardı. Hızır seninle olsun. Ya da çok kızmışsa seni Hızır'a teslim ediyorum. Seni düzgün babaya teslim ediyorum. Yani teslimiyet vardı. Beddua etmezlerdi. Ama bütün şeye baktığın zaman kızgınlık har almış. Yani bir şekilde insanlar birilerine saldırgan şekilde söylüyorlar. Fikirler farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir. Ama şu, eğer Alevi diyorsa, eğer hak, adalet bunu diyorsa, kamil insan diyorsa, insanlar karşıdaki kişiyi dinlerler. İnsanlar karşıdaki insanların sözlerini dinlerler. Otururlar, konuşurlar, tartışırlar, bir konuya bağlarlar.
Ben sadece şunu iddia ediyorum. Bugün 3000 tane çocuk Alevilerin nasıl IŞİD'e katıldı, bunun sebepleri kimlerdir? Birincisi benim belki. Bunun sebebi kimdir? Anne babadır. Bunun sebebi kimdir? Dernek yöneticileridir. Bunun sebebi kimdir? Pirlerdir, babalardır, analardır. Yani sen çocuğa kalkar bunu dersen, çocuk onu kendisini zaten tarikatın içinde buluyor zaten. Şimdi bakın, ben şunu söyleyebilirim. Şu örnek gösterdiğim mesela Hanover'de aileyle görüşemedim. Çünkü zaten cemevine gelmiyorlar aileler. Çocuğuna da sahip değiller özellikle. Ona ulaşamadım. Ama Avustralya'da evime mihman olmuştu. Ben söyledim kendisine. Dedim sizin çocuğunuz IŞİD'in içindedir, böyledir. Kadın IŞİD'in ne olduğunu bile bilmiyor. Yani farkında bile değil çocuğunun orada olduğunu. Nihayetinde de çocuğunu bulamadı. İşte çocuklarını getirdi yanına. Bir sürü euro, yani çocuğu evlenmiş hatta sınırda. Euro ve şeylerle kurtaramadı çocuğunu. Şu anda nerede olduğunu da bilmiyor. Bunlar acı şeylerdir tabii ki. Yani çocuklarına ulaşan. Geçen gün işte siz de biliyorsunuz, sınırda bir tane Alevi yakalandı. Ne diyor adam? Ben tuzağa düştüm. Bu kadar mı tuzağa insan düşer? Hiç mi aileler bunu görmüyor? Ama hangi aileye bakarsam şunu diyor. Dede vallahi biz çocuklarımıza Aleviliği anlatıyoruz. Neyi anlatıyorsunuz merak ediyorum ya. Evinize ikrarlı bir toplum gelişmiyor. Dedeler de buna dahil belki. Hepimizin eksiğinden bahsediyorum. Yani ben şunu demiyorum. Kendimden büyük laf da kullanmak istemiyorum. Böyle bir hadsizlik de yapmam aslında. Ama her Alevi toplumu dede de olsa çocukları da daha olsa ikrarlı bir toplum olacak artık. Bunu çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Aradaki dinle arasındaki farkı çözmemiz gerekiyor. O yüzden bu ailelerde sadece söylemlerde kalıyor. Ben çocuğuma anlattım. İşte alırsa alır, almazsa zaten çocuk kendisi alır. Özellikle de çocukların tuzağa düşmesinin birinci nedenlerden bir tanesi de ailelerin o çocuklara bırakması. Ben de diyorum ki çocuklarınız bir fidan gibidir. Ya fidan gibi düşünün. O fidanın eğri gidip, bürgü gidip yani yok olması, siz etrafını çitilemezseniz, siz etrafını ya da onun gülbesini vermezseniz o fidanın ne yaparsınız? Hiçbir verim alamazsınız. Gelen hayvanlar koparır, gidenler koparır, gelen başka saldırganlar olur vesaire, çocuklar koparır. Neyse yani bir şekilde o fidan bir. Ya koca kentlerin içerisinde ya da insanların geçtiği yerde o yeşermez. Ama siz onun etrafını çitilediğiniz zaman, gübresini verdiğiniz zaman, aşısını yaptığınız zaman belli bir kıvama geldikten sonra, o yüzden her Alevi toplumun kendi çocuğuna şunu vermesi lazım. Oğlum biz ikrarlı bir toplumuz, kızım biz ikrarlı bir toplumuz, bizim yolumuz budur, erkanımız budur. Bunu demesi lazım. Bunu demiyorlar. Sonra kalkıyorlar diyorlar ki biz insan ayrımı yapıyoruz. Yani biz konuştuğumuz zaman insan ayrımı yapıyoruz. O zaman dünyayı birleştirmek mi istiyorsunuz? Bana göre o zaman bütün dinleriyle, bütün işte kiliselere, havraları, camileri vesaire onun yanında yok edin, insanca yaşamaya çalışın. Yani bu cemevi de dahil. Şimdi cami karşıtı cemevi gelişiyor. Hangisi ikrarlı toplumdan gelişiyor ki? Birbirlerini çekemeyen, birbirlerine kızan, birbirlerini yırtarlayan, üzen aileye kadar geliyor. Artık ailede paylaşmaz duruma geldi. Hangi ikrardan bahsediyoruz? O yüzden ben özellikle bu 200 tane, 2000 tane, 3000 tane 3000 taneye yakın Alevi'nin bence az söylediğimi düşünüyorum. Çünkü bunun yanı sıra Türkiye'deki Ramazan orucu tutan, işte namaz kılan ve de çocuklarımızın asimilasyon olduğunu bile yanımızda bile farkında değiliz. Bunu farkına varmıyor aile. Yani o çocuk önce zaten selefiye ya da tarikata gitmiyor. İlk önce bireysel alıyorlar zaten, konuşuyorlar. Ben bunu Almanya'da tarikatçıları gördüm yani, bana tanıştırdılar. Adamlar özellikle böyle üstü başı düzgün insanlar, psikoloji yönde de iyi eğitilmiş insanlar. Ben gördüm, 2-3 kez gördüm, beni tanıştırdılar. Bir lokantaya gittiğimde lokanta sahibi demişti. Kendisi Malatyalıydı canımız. Dedi şurada bak ileride oturanlar tarikatçılar. Burada Alman çocuklarını örgütlüyorlar. Türk çocuklarını, Alevi çocuklarını örgütlüyorlar. Ve kendi tuzaklarına düşürüyorlar. Dedim siz bunu biliyorsunuz, Alevilere söylüyor musunuz? Biz kaç aileyi de ikaz etmemize rağmen bizi dinlemediler. Yani şey yapıyorlar. Ya siz de kendiniz gibini kendinize benzetiyorsunuz. Yani bu ne demek? Yani siz de solculuğa benzetiyorsunuz. Halbuki bu dünyada bugün solculukta da işte ilericilikte de aydınlıkta da hiçbir zaman zarar gelmez. Ama gericilikte zarar gelir.
O yüzden çocuklarını takip etsinler, çocuklarına sahip çıksınlar. Okullarda Kur'an kursu veriliyor. Artık ilkokul çocuklara veriliyor. Bugün Mersin'de müftünün binasında çocuk evlendirme dairesi çıktı. Yani levhasını geçen gün Facebook'ta yayınlamışlardı. Yani bu bir tehlikedir artık. Bunu görsünler, bunu görmüyorlar. Yani bana göre 3000 de azdır. Yani Türkiye'deki asimilasyonu hesapladığın zaman bu 5000'i de belki buluyor. Daha fazlasını buluyor. Kızılbaş bölgesinde özellikle devletin boşuna mı uğraşıyor? Bugün orada Bekir Gündoğdu'nun şeyinde erkanında bunu yapmaya çalışıyor. O yüzden bunu kesinlikle sahip çıksınlar, çocuklarına sahip çıksınlar, iktidarlı bir topluma sahip çıksınlar. Ben bunu istiyorum, bunu rica ediyorum Alevilerden.